İlk kayınvalidem Dilek Sultanım. Hoş geldin. Antidepresan pasta. Evet, bak. Her şeyi çözüyor. Bak ben dipçik gibi oldum. Aç. Darısı bize. Görüntüsünü çok beğendim. Kreması güzel olmuş. İçi de güzel olmuş. Pişmiş. Hı hı. Kek. Beğendim. Keki güzel. Kekini de beğendin. Evet. Bunu hani öyle iyi ayarlamaları lazım ki bir de rulo yapabilmeliler. Evet. Onu da becerebilmiş mi? Güzel mi? Becermiş. Sarması da. Sarmış. İyi. Beğendin? Beğendim. Gel ikiye geçelim. Tabağımız da biraz fazla kurutmuş. Sarmasını güzel yapmış. Kreması fena değil. Yani bunu çok beğenmedim fazla da bu tabağımızı. Renk farkı da varmış. Renk hakikaten farkı da var, evet. Ama şey rulo yapamayacak kadar da kurutmamış sanırım, değil mi? Yok yani o kadar da kurutmamış. Ruloyu yapabilmiş. Ama boyut olarak, kesim olarak nasıl? Biraz daha büyük duruyor. Biraz daha kesim dev şeylik var mı? Kendiniz mi kestiniz? Hayır biz kestik. Şef mi kesti? Tamam. Biri mi daha çok olsun sevdin, ikiyi mi? Böyle tatlı yesen hangisini alıp yemek istersin? Yani ikisinden de İkisi de eşit değilim mi şu yani? Anda. Biri normal, biri fazla kızarmış. Lezzet? Lezzet. Güzel lezzeti. Peki. Üçüncü tabağımız. Üçüncü tabağımızın pandispanya keki olmamış. Yani ne keki olmuş? Olmamış. Yani sert, tam kabartamamış. Hı hı. Güzel değil. Bunun gibi mi? Buna da kuru dedin. Yok öyle o biraz bir daha yok. O daha iyi mi kaldı? Lezzetli. Bundan hı daha iyi kaldı. Tamam. Bunu beğenmedim yani. Şey içindeki sosları? Soslar zaten. Sosunda sıkıntı yok. Ama kekini yapamamış. Peki. Son tabağın. Bu tabağımızda hiç olmamış. Yani sosu içi iyi ama kekini bu da yapamamış. Yani şu, bu bundan biraz daha iyi. Hı hı. Bunu da beğenmedim. Neredeyse dördünde beğenmedin. Değil mi? Tam olarak beğendim demedin. Şimdi kafanda hangisini daha çok beğendiysen puanla bakalım. Buna bir verelim. Dördüncü tabak bir puan. Buna da bir verelim. Üçüncü tabak bir puan. Buna beş vereyim. İkinci tabak beş puan. Buna da üç vereyim. Birinci tabak üç puan. Hadi hayırlısı olsun. İki tane birimiz var. Hemen şundan başlayalım. Keki en çok olmamış dediğin buydu ve bir verdi. Hani bunun kekini hiç beğenmedim. Hmm, evet. Değil mi? Doğru hatırlıyorsam. Evet. Bakalım senden bir puan kime gidiyor? Bir puan senden kime gidiyor açar mısın? Tuğba. Aşk olsun neyini beğenmedin? Tuğba kekini yapamamışsın. Olmamış keki. Neyini yani ne olarak yapamamışım? Kabarıklığı yani, mı? Neyini beğenmedin? Kabarmamış. Kabarıklığı olmamış. Nasıl olmamış? Bak ben sert, buradan sert baktığım olmuş zaman bile içi böyle net görünen, şu karman karışıkların içinde net kek gibi görünen, rulo pasta gibi görünen benim. Gel benim bakış açımdan bak. Kekini beğenmedim Tuğba, olmamış kekin. Ne? Sertliğini mi beğenmedin, yumuşaklığını mı beğenmedin, yani neyini? Sert olmuş, kabarmamış. Yorum yapmadığın için ben de savunamıyorum tabağı. Sert olmuş, kabarmamış. Söylüyorum zaten.
Başka ne yorum yapabilirim ki? Ya pişmemiştir ya olmamıştır ya çok hamur olmuştur. Ya bunu beğenmeme şansın yok. Neden? Bak bu kekin beğenilmeme şansı yok. İçinde çikolata var, çilek var, güzel bir kek var. Ama bunu yiyecek damak tadı sizde yok. Tuba'cığım çikolatalarına zaten yorum yaptım. Hepsi de olmuş. Evet. Çikolata içinde bir sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı kekinde. Aslında kekini de çok güzel yaptım. Güzel rulo yaptım bak. Mis gibi. Yani o kekinde sıkıntı var. Yani kekin sen şu bilim yani tabağı düşünüp 3 verdin ya şaşırdım yani. Rulo bile yapılamamış o tabağa. Tadı güzeldi. Aynen bildin katlanmış tabağı. Katlanmış tabağı düşündün ya 5 verecekti biliyor musunuz ona? Vermezdi son canım anda döndü. Da. Verecek miydin 5'i? Hayır. Düşündüm. Tadı güzeldi tadından 3 puan verdi. Tadı olarak neyi mesela tadı olarak neyi güzel? Çikolatası mı güzeldi neyi güzeldi? Ya lezzet aldım kekinden. Yani ben tabağıma çok güveniyordum. Bugün senden de kesin 5 bekliyordum. Dilek abla dedim bana verir 5'i diyordum. Ama geldin bu olmamış dedin. Ya hele yani diğer tabaklarla benim tabağım birinci yani. Buradan bakıyorum senin yaptığın yoruma da beğenmiş gibi duruyordun. Sonradan döndüğünde ki ben bunu beğenmedim dedin. Ya başta söyledim kekinde. Güzel dedi. Sıkıntı olduğunu. Hayır Tuba seninkinin kekini beğenmedi. İçi güzel dedi. Şeyi, güzel sosu dedi falan her şey güzel ama. Ben biliyorum. Keki olmamış dedi. Üçüncü tabağımızın pandispanya keki olmamış. Yani ne keki olmuş? Olmamış. Yani sert. Tam kabartamamış. Pandispanyasını kabartamamış mı? Evet. Dedi? Öyle bir şey dedi. Aslında güzel de çırptım ama senin yani şöyle bir şey var tabii. Sen burada güzel tabaklara düşük puan verdiğin için çok takılmamam lazım. Yani kayınvalidelerin genelinde. Yani ben güzel yaptığımı biliyorum. Beşik tabaka olduğunu da biliyorum. Ama elden ne gelir Dilek kayınvalide bu masanın başına geçerse. O senin yani senin düşüncen. Ben tattım. Tadıma göre de kekini beğenmedim. Olmamış Tuba. Aslında çok güzel oldu ama işte ne yapayım yani Dilek abla sana ne savunayım ne diyeyim ne desem boş. Her gün sana anlattım güzel tabak yaptığımı. Ama bir gün bile anlamadın. Anlatamadım sana derdim. Anladığım günlerde oldu. Hakkımı yeme şimdi. Ya anlamadığın günler nasıl ya, oldu? Ya lezzete verdim yani beğenmedim. Seninkini beğenmedim Tuğba. Sen beğendiğin tabaksa 1'e 5 vermen lazımdı. Şu bulamaça 5 vermeye niyetlendi. Yani o yüzden senin damak tadına asla güvenmiyorum. Tamam güvenmeyebilirsin. Senin düşünce. Aynen öyle. 3 vermişsin birinci tabağa. İçine sindi mi puanlar? Hı? Yani buna verdiğim puan sindi. Tamam. Diğerlerine de sindi. Buna emin olamadım. Çok mu verdin az mı yani? Yani biraz çok verdim gibi. Bakalım kim bu şanslı gelin? 3 almış. Hazırsan 3 puan finalde ne işe yarar ki bilmiyorum. Aç görelim. Gamze. Dilek teyzeciğim, ilk tabağı açtın, o kadar güzel yorumlar yaptın ki. Keki yumuşacık, tam bir rulo pasta. İşte çok güzel olmuş, sarması güzel, her şeyi çok güzel dedin. Gittin lezzetsiz tabakları tadına şey yaptın, alıştın. Benim tabağımın tadını unuttun. Gamze lezzetine baktın mı lezzetsiz, lezzetsiz. Her seferinde bunu diyorsun, ezberledin mi sen bu lafı? Yemin ederim kader, benden çok yaşayacaksın herhalde. Tabii senden ha, genç. Evet benden genç. Tam aynı cümleyi kullanacaktım. Diyecektim ki Gamze her tabak açıldığında aynı yorum yapıyor. Evet aynı yorum yapıyorum çünkü lezzetsiz tabaklar çıkarıyorsun. Bak hep aynı cümleyi kullanıyorsun. Diyorsun ki benim tabağımı yedikten sonra lezzetliydi. Diğer tabakları yedikten sonra lezzetsiz tabaklara alıştığınız için benim tabağım unuttur. Her kayınvalide her tabakta aynı cümle. Çünkü lezzetli hayatım, tabak çıkarmıyorsun. Repertuarını biraz geliştir, genişlet. Benden mi öğrendin? Anladın mı? Kitap oku. Gazete okuyorum, oku. Okuyorum. Anladın mı? Bir dakika mı yani sen? Makale sen oku. İzlemekten yemek yapamıyorsun zaten. O başka bizden öğreniyorsun yapmayı da. Artık kalkmışsın bize lezzetli senden tabak senden mi öğreneceğim? Diyorsun. Evet. Bizden öğreniyorsun. Kadar senden mi öğreniyorsun? Bizi izliyorsun sabah tabii yetiştiremiyorsun. Ay ne yapacağım, ay ne yapacağım diyen sen değil misin? En son keki çıkaran sensin. Kızım bileziği sen var bileziği. Sen benim kızımla karışabilirsin ki? Kızım bileziği var. Benim tabağıma gelince benim tabağım ben sonuna kadar arkasındayım. İstedikleri kadar konuşsunlar umurumda bile değil. Her şeyini çok beğenerek 3 verdin. Üzgünüm. 5 vermeni bekliyordum. Gamze ilk açtığım için yorumlar o şekilde oldu ama sonradan baktığımda yani tabii yanlış bağlama yaptım. Bulama çok.
Baksana bulamış. Ya bembeyaz. Benim tabağına bir verdim. Farkında mısın bilmiyorum. Yanlış puanlama yaptığımın farkındayım. Bence sen hiç konuşma Tuğba. Yani şimdi bakınca dikkatimi çekiyor. Bulamış. Yani çeki falan çatlamış. Dilek abla bir dakika. Tabağı açmadan önce ne dedi biliyor musun? Bu puanı verdiğime buna pişmanım dedi. Çok aynen verdim dedi. Gözünü seveyim ya. Şey değil, sanki ekmeğin arasını açmışsın, çikolata sürmüşsün, ekmeği kapatmışsın gibi duruyor. Ekmeğin böyle sert tarafı değil de diğer şeyli tarafı var ya, o kısımdan şöyle kesmişsin, arasını açıp çikolata sürüp peki kapatmışsın gibi. Aynı. Tamam. Rengi de öyle. Bir şey pişirmeden önüne sunmadım ya, ona da şükür. Vallahi bembeyaz görünüyor. Tuba gibi pişirmeden önüne koysaydım tamam derdim. Benimki pişmemiş mi? Evet pişmemiş dedi. Keki pişmemiş dedi. Keki sert dedim, pişmemiş. Sert dedi. Sen rüya aleminde mi yaşıyorsun? Şey, günaydın şey Gamze. Hatta sana good morning. Çünkü sen benim için burada bir yabancı olduğun için. Good morning Gamze. Yarışmadayız. Uyan. Ya, İnanın muhatap olmuyorum kızlar. Gamze seninki de olmamış ama işte bir... Aldı puanı. Aldı. Şimdi bakalım senin gelinin ne aldı? Şuna 5 vermişsin. Yani şey yorumlarını hatırlamıyorum çünkü böyle çok sanki aynı şeyleri söyledin. Çok olumsuz bir şey söylediğini hatırlamadım, sadece onu söyleyebilirim. Bakalım 5 puanın kendi geline mi gitti yoksa rakibe mi finalde hem de. Dördü hiç beğenmedik, o yüzden de biri de bastık. Hazır mısın? Evet. Aç o zaman görelim. Niyase. İşte bu be. Mis gibi. Rulo pasta budur. Olmayan gelininmiş gördün mü? Evet. Ha?